Vay, hepsi uykucu oldu bunların. Saat kaç oldu? Ah! Kim var orada? Hakan! Hakan, evladım! Ay, Hakan, yavrum! Yok burada kimse Makbuz Sultan. Birini gördüğüne emin misin? Belki de sana öyle gelmiştir. Aa, daha bunamadım evladım. Şu pencerenin önünde durmuş, bana bakıyordu. Her kimse gitmiş olmalı. Şöyle iyi giyimli, düzgün birine benziyordu. Yakışıklı, orta boylu biriydi. İyi ya, içeriye davet etseydin keşke. Hadi oradan, maskara seni. Ne oldu? Makbuz pencerenin önünde birini görmüş de. Kimmiş? Ne bileyim evladım. Neyse, ben dışarıyı kontrol ettim. Endişelenecek bir şey yok. Çocuklar kalktı mı? Hı hı. Hadi Makbuz Sultan, çayını getir de ben geç kalmayayım. Ay hemen evladım, hemen. Makbuz, gördüğün kişi şoker olmasın? Vallahi kızım, benim de aklıma ilk gelen oydu ama bu adam şokere benzemiyordu. Gerçi o mendebur kılıktan kılığa giriyor ama... Tam olarak görebildin mi yüzünü? Hayır kızım. Benim ona baktığımı görünce yok oluverdi. İlginç. Ay şuraya bak. Sonra bu pisliği ayaklarıyla içeri taşıyorlar. Bizim zamanımızda ayakkabıyla asla eve girilmezdi. Bir alem bunlar canım. Ayakkabıyla yani yatakların üstüne kadar çıkıyorlar yani. Ah! Ay! Ay! Ah! Ay! Ah! Ne oldu Makbuz? Ay! Aman kızım, ne bileyim, yaşlılık işte. İki iş yapınca belim tutuluyor. Makbuz, yani sen de. Bırak, ben hallederim diyorum sana. Anlamıyorsun. Ay, ne bileyim yavrum, alışkanlık. Oturamıyorum ki. İlle bir şeyle uğraşmam lazım. Gel hadi gel. Uzan, ben hallederim. Sağ ol yavrum. Ay. Pardon. Sen de kimsin? Şoker. Şoker mi? Bana bak, oyun oynamayı bırak, beni korkutamazsın. Seni kulineye söylersen başına gelecekleri biliyorsun. Şoker her kimse, ben o değil. Kimsin? Bizden ne istiyorsun? Sakın o yüzü üfleme. Bunun benim için hiç iyi olmayacağını biliyorum. Biliyor musun? İyi ama... Seni bir konuda uyarmak için geldim. Uyarmak mı? Hangi konuda? Geldim evladım, geldim. Başladı mı film? Geri dön, nereye kayboldun? Ne yapıyorsun evladım sen orada? Allah Allah, ne istiyor ki bu adam bizden? Bizden değil, yani sanırım onun derdi yalnızca benimle. Ah be kızım, madem kapıyı açtığında karşında duruyordu. Üfleseydin ya şu yüzüğünü. Adamı bir kurbağaya çeviriverseydin ya. Başkasının evini gözetlemek neymiş anlardı o zaman. Tam yüzüğümü üfleyecekken yapma sakın dedi. Nasıl yani? Ay, senin marifetlerinden haberdar o zaman. Galiba. Aa, Allah Allah. Kim bu adam evladım? Sizin oyuncak dünyasından olmasın? Sanmam. Orada yaşasaydı 100 yılda oyuncaklar dünyasına mutlaka rastlardım.
Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Adam bir şekilde senin marifetlerini gördü. Tehdit etmek için peşine düştü belki de. Aa, seni kaçırıp bir panayır çadırında çalıştırıp el aleme gösterecek. Ay ay. Yok artık, daha neler. Evet, eğer öyle bir şey olsaydı sırrımı dördüncü bir insan öğrenmiş olduğu için bez bebeğe dönüşürdüm. O da doğru ya. İyi de ne istiyor bu adam senden? Bilmiyorum. Beni uyarmak için geldiğini söyledi, o kadar. Ne için uyaracakmış? Bilmiyorum. Söylemesine fırsat kalmadan senin sesini duyunca gitti. Aman kızım, gözünü seveyim, dikkatli ol. İnsan olmak iyidir. Ama başına gelecek kötülüklerden seni korumaz. Merak etme. Ah,